Indiana Jones ve Kader Kadranı. Merhaba arkadaşlar. Açıkçası Indiana Jones serisi hafızamda 3 filmiyle kaldı. Dördüncü film yapılmasa da olurdu diye düşündüğüm bir filmde Pek başarılı bulmadım, beğenmedim. O yüzden beşinci filmi duyduğumda da endişelenmiştim. Yine başarısız bir yapım mı göreceğiz diye düşünmüştüm. Tabii bir de Harrison Ford'un 80 yaşını geçtiği düşünülürse filmde başka biri mi rol alacak diye endişelenmiştim. Ama korktuğum olmadı ve Harrison Ford'lu güzel bir film izledik güzel de bir nostalji oldu. Gençleştirme efektinin olduğu sahneleri de başarılı buldum. Onun genç halini tekrar maceraya atırırken görmek keyifliydi. Tabii ki film ilk 3 filmdeki kadar iyi değildi. Ama seriyi sonlandıracak bir film için yeterli seviyedeydim. Serinin son filmi 4. film olsa üzülürdüm açıkçası. 5. filmle sonlandırılması güzel olmuş. Filmin konusu ve hikayesi de başarılıydı. Harrison abimiz de yaşına göre gayet iyi oynamış. Serideki gizem, aksiyon, macera unsurları da yeterli seviyedeydi. Filmin bir tık fazla uz uzatılan ve sıkan kısımları olsa da genel olarak beğendim. Beğenmeyenler de şu sebepten kaynaklanabilir. Jenerasyon farkı. Bir sahneden örnek verecek olursam. Indiana Jones kamçısını etkileyici bir şekilde kötü adamların üstüne savuruyor. Tam da beklediğimiz sahne. Bir an vay be ne havalı eski günlerdeki gibi diyorsunuz. Sonra adamlar hepsi birden silahlarını çıkarıp indiye yöneltince anlıyorsunuz ki bu filmler bu zamanın filmi değil. O yüzden beklentimi çok yükseltmemiştim zaten. Haliyle film beklentimi karşıladı. Doğrusu gelecek Mission Impossible, Oppenheimer ve Barbie filmlerini daha merakla bekliyorum. O yüzden sinemaya gitme imkanınız kısıtlıysa bu filmin sosyal platformlarda yayınlanmasını bekleyebilirsiniz. Ama neticede mutlaka izleyin ve seriye güzel bir veda edin derim. Geçelim spoilerlı incelemeye. Filmin adı aslında filmi çok güzel özetliyor. Konu kader kadrını olarak adlandırılan bir icadın etrafında dönüyor. Ve neticesinde kaderin değiştirilemeyeceğine bağlanıyor. Indiana Jones filmlerinde hep bir fantastik olay görüyorduk. Ama bu seferki fantastik kısım biraz fazlaydı diyebilirim. Archimedes'in icadı olan kader kadrını, belirli koordinatlardaki yarıklarla zamanda yolculuk yapmayı sağlıyormuş. Bunu matematiğe bağlayarak kısaca geçmişler. Çok detayına girmemişler. Bu böyle geçitirebilecek basit bir şey değil diye düşünüyorum. Zamanda yolculuktan bahsediyoruz sonuçta. Daha sağlam temellere dayanabilirdi. Kader kadranı aslında oldukça tehlikeli bir icat olduğundan bu yüzden geçmişe ve geleceğe müdahale etme imkanı sunuyor. Arşmet onu ikiye ayırmış ve bir parçasını kendisiyle birlikte mezara görmüştü. Diğer parçasını ise Indy'nin eline geçiyor. Film tam da bu sahnelerle başlıyor aslında. Geçmişte Nazi Almanya'sında Nazi askerleriyle dolu bir trende kaçırılan tarihi eserleri kurtarmaya çalışan bir Indiana Jones görüyoruz. Bu sahnelerdeki gençleştirme oldukça başarılıydı ve eski filmleri anımsattı. Filmin daha başında böyle hissettirerek başlaması filme bağlayan ve sevdiren önemli etkenlerden biri diye düşünüyorum. Şimdi Alman askerlerini kandırarak başarılı bir iler şekilde ilerlerken bir odada rehin tutulan arkadaşını görüyor ve tüm planları bozuluyor. Mecburen yeni plan onu kurtarmak oluyor. Bu esnada filmin esas kötüsü olan Wörler adında bir nazi karşısına çıkıyor ve indi onu nostaljik bir hareketle etkisiz hale getiriyor. Ve kadar kadranının bir parçasını çalıyor. Sonrasında aksiyon, çatışma ve kaçış aşamalarıyla kurtulmayı başarıyorlar. Ve geliyoruz günümüze. Günümüzde Indiana Jones'u aksi bir ihtiyar olarak görüyoruz. Bir gün manevi kızı Helena geliyor ve ona kader kadranıyla ilgili sorular sormaya başlıyor. Babası da ölmeden önce bu kadranın takıntı haline getirmiş ve neredeyse akıl sağlığını kaybetmiş. Helena kadranın peşine düşerken tek derdi para gibi görünüyor. Ama onun peşinde olan başkaları da var. Ve bu silahlı adamlar sonradan öğreniyoruz ki o gün karşılaştığı nazinin adamları. Adamlar peşlerini düşünce Helena kader kadarını alıp kaçıyor ve Indy'yi yarı yolda bırakıyor. Tabi Indiana Jones durur mu? O da kaçıyor ve fantastik bir at sürme sahnesiyle adamları atlatmayı başarıyor. Helena yasa dışı yollarla kadranı satmaya çalışırken Indi geliyor ve duruma müdahale ediyor. Tabi tek gelen o da değil. Peşine düşen adamlar da gelmiş. Ve bir de Helena'nın mafya babası eski sevgilisi var. Hay böyle olunca ortalık birbirine giriyor. Sonrasında yine bir aksiyon, kaçış sahneleri, arabalardan yapılan akrobatik hareketler derken bir süre sonra yakalanıyorlar. Bu kaçış sahneleri sırasında Indinin manevi kızıyla ilgilenmediği ve Helena'nın bu yüzden kötü şeylere bulaştığını öğreniyoruz. Açıkçası ben film boyunca Helena ve Indi arasında bir bağ kurmayı başaramadım. Onların duyguları bana çok geçmedi. Çocukla Helena arasındaki bağ bile bir tık daha çok geçti. Kader kadranını... İkinci parçasını bulmak için bir bilmece çözmeleri gerekiyor ve bunu yapabilecek iki kişi var. Helena ve Indi. Inde elbette bunu yapmayı kabul etmiyor ama Helena kabul ediyor ve başlıyor anlatmaya. Sonradan görüyoruz ki verdiği bilgiler yanlış yönlendirmemiş ve kaçış planı için onları oyalıyormuş. Ustaca bir hareketle dinamit patlatıp kaçmayı başarıyorlar. Bu kısımlar artık biraz bu kısımlarda artık biraz ümidimi kaybediyorum. Zamanda yolculuk yapmayı sağlayan bir alet var ve bunu filmde kullanmamışlar mı diye düşünmeye başladım. Aslında fragmanları ilk gördüğümde benim beklentim geçmişte yolculuk yapılması ve Indy'nin genç halini o şekilde görmemizdi. Tabu umutsuzluğa kapılırken sonunda Aşmed'in mezarını bulup parçayı almayı başarıyorlar. Tabi yine Indiana Jones tarzında. Klasik kötüler de bir şekilde peşlerinden gelir ve parçayı ve Indy'yi ele geçirir. Çocuk ve Helena ise kaçmayı başarır. Archimedes'in icadının birleştirdiklerinde belirli bir tarihe göre ayarlanması gerekiyordur ve istedikleri tarihin koordinatlarındaki yarıya uçakla giriş yapmaya giderler. Dizinin amacı geçmişe giderek Almanların başarmasını sağlamaktır. Ama indi son anda bir sapmayı hesaba katmadıkları için yanlış koordinat hesapladıklarını söyler. Ama artık çok geçtir ve yarıktan geçmek üzerelerdir. Helanda'da akrobatik hareketlerle uçağa binmeye çalışırken çocuğun ise başka bir uçak çalıp peşine takılmasını ister. Evet cümledeki anlamsızlığı siz de farkındasınızdır. Sanki her motora olan şeyi çalıştırmak aynı şeymiş gibi absürt bir şekilde bir çocuğa uçağı kullanmasını söylemişler. İyi tamam anladık hikaye gereği geri dönüşte bir uçağa ihtiyacınız olacak da bunu çocuğa yaptırmaya gerek var mıydı gerçekten? Her anda yapsaydı ya hem de o gereksiz akrobatik uçağa binme sahnelerine de gerek kalmazdı. Bu kısımlar biraz zorlama geldi. Yanlış tarih olayı onları Arşmed'in yaşadığı zamana götürmüş ve hatta icadın henüz tamamlanmadığı zamana. Burada Romalılar arasında bir savaşın ortasına düşüyorlar. Bu arada Arşmed'in mezarından kaderin diğer parçasını aldıklarında kolunda bir saat bulmuşlardı. Ve bu nedenle Arşmed'in icadı kullanarak zamanda yolculuk yaptığını düşünmüşlerdi. Ama durum hiç de öyle değilmiş. Aslında onların zamanda yolculuk yapması sonucu Arşmed sade almış ve takmış. Yani aslında geçmişe gidip geçmişi değiştire, değiştiremeyeceklerini, sadece geçmişin bir parçası olabileceklerini görüyorlar. Bu durum bir lupa giriyor. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan misali bir durum söz konusu. Filmin sonu kesinlikle güzel bağlamışlar. Neticede Indiana Jones Voodoo ile işkence edilmiş ve 10. kez vurulmasına rağmen filmin sonunda hala hayatta kalmayı başarmış. Ustanın önünde saygıyla eğiliyoruz. Daha fazla video gelmesi için desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen atlamayın. Gelecek film ve dizi videolarından görüşmek üzere.